Güzel bir pazartesi ve 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin olduğu gün. Şehitlerimize ve bizi bugünlere getiren herkes adına çok çok teşekkür ediyoruz ve onları rahmetle anıyoruz. Pozitif Yaşam programı tüm hızıyla devam ediyor. Güzelliklere, sevgiye, hoşgörüye ve anlaşılmışlığa doğru hayatın en güzel yönlerini görebilmek ümidiyle yeni yeni konuklarla her pazartesi sizin karşınızda olmak beni gerçekten çok çok mutlu ediyor. Bugün Beyefendi. Beyefendi ne biliyor musunuz? Beyefendi bir grup adı. İzmir'in sevilen grubu. Gerçekten sevgi ve beğeniyle izlediğimiz bir grup. Yiğit Vatansever, Beyefendi grubunun solisti. Ulus Doğucan Güneş, Beyefendi grubunun bateristi. İşte bu güzel grubu bugün stüdyomuzda konuk etmekten gerçekten çok çok gurur duyuyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş, hoş bulduk. Sağ olun. İyi ki geldiniz. İyi ki bizimlesiniz. Ve grubunuzu tanıtmaktan, aslında tanıtmak değil, zaten siz tanınmış bir grupsunuz. Ama bizim konuğumuz olma şerefini verdiğiniz için... Teşekkür ediyorum. Bu serimize ait. Sağ olun, teşekkür ederiz. Önce e, neden beyefendi? Neden beyefendi? Anus? Evet, ee... mutlaka bir anısı <laughs> vardır diye düşünüyorum ben. <laughs> bir anısı var. Şöyle ki aslında bu e, grubun ismini e, koyan benim kardeşimdir. Bilmiyorum şu anda seyrediyorum kendisi ama. E, grup bu kurduktan sonra grubun gruba bir isim gerekiyordu tabii Hı -hı. doğal olarak. Bunun üzerinde konuşurken Ailemden de tabii doğal olarak fikir evet. almayı seven bir adamımdır ben. Ya ne yapmam gerekir? Ne koyalım ismini diye düşünürken. Abi dedi işte sonuçta yaşımız başımız belli. <gülüyor> <gülüyor> dedi ki bir beyefendi gibi sahnede duruyorsun. Neden beyefendi koymuyorsunuz grubun ismini dedi ve o şekilde kaldı. Beyefendi de gayet e, dinleyicilerimiz tarafından da benim sen diye tabii düşünüyorum. Canım. O konuda gayet mutluyuz. Ben aldığımda beyefendi diye bir isim. Evet biliyorum ama hiç konduramadım yani <laughs> çok farklı mutlaka bir hikayesi vardır diye düşünmüştüm. Yok hiç öyle değişik bir hikayesi yok. Anladım. Hatta belki biraz yaptığımız müzik biraz nasıl diyeyim biraz aykırı biraz eleştiren birazcık sert mi diyelim? Sert, makul olur. Ee, sert bir müzik türü mü? Biraz. Ne yapıyoruz? Adına ne diyebiliriz? Ne diyebiliriz? Türk ee, Türkçe rock ve hard, Hı -hı. Rock, hard rock diyebiliriz. Evet. Hı -hı. Hard rock evet, diyebiliriz. Kaç ee, yıldır bu grubumuz var? Bu grup yaklaşık 3 yıl oldu. 3 yıl oldu. 3 yıldır birlikte. Peki, e, mutlaka e, şimdi ben pozitif yaşamda e, müziği mutlaka bağdaştırıyorum yaşamda insanın bir takım sanatsal verilerle kendi hayatını daha olumlu kılabilme özelliği geliştirdiğini düşünüyorum. Bu anlamda müziğin mutlaka hormonal olarak bizi desteklediğini ve bir yerlere götürdüğünü düşünüyorum. Bu anlamda dinlediğimiz müziğin de bizi gerçekte hayata olumlu kılabilme özelliği taşıdığını da düşünüyorum. Ee, sizde hard rock nasıl bir duygu geliştiriyor? Bana birazcık. <gülüyor> <gülüyor> ya aslına bakarsanız sanılanın aksine böyle öfkeyi tetikleyen bir durum yok. Daha çok öfkeyi dinlediğiniz müzikle beraber sündüren ve daha pozitif bakmanızı sağlayan bir müzik türü. Dinleyicilerin hepsi genelde bu düşünceyle buna yaklaşıyor. Yoksa aksi durumda bir hı hı. şey söz konusu değil. Olumsuz yönlerinizi deşarj etmenize yarar bir müzik türü olarak değerlendirebiliriz. Hı. Belki bizim yapmaya Çok çalıştığımız. Çok doğru. Ben hemen e, Alus Doğucan. Hı hı. Doğucan mı diyebilirim? Alusteyn. Tamam. E, i̇fade ederken hemen hani e, boks yaparken deşarj hı. olursunuz ya Gibi. da e, doğu sporları yaparken deşarj olursunuz ve onun bir e, kalitesi vardır aslında Aha. o sporu yaparken bile bir kalitesi bir disiplini vardır. Evet. O geldi aklıma ve mutlaka Kesinlikle. deşarj olma yöntemlerinin e, bir nevi insanın içindeki o kızgınlığı sıkıntıları atma yöntemlerinin bir versiyonu olarak değerlendirilebilir. Değerlendirilebilir tabii. Bir de müzikal geçmişimiz de çok önemli burada. Evet. Ee, yani biz bu tarz müziği 1970'lerden işte ilk rock müziğin ortaya çıkışıyla birlikte hatta 60'ları bile katabiliriz bu işin içerisine. Hı. Ee, o zamanlardan itibaren yani diskografiyi oradan almaya başladığımız için hı -hı. en azından kendi adıma konuşuyorum. Ee, 60'larda doğmadım bu arada. <laughs> Peki o zaman e, kısaca Yiğit Vatanseveri, evet. tanıyalım mı? Kaçlarda benim, doğdu? Bir öğrenelim bakalım. 1976 doğumluyum ben. Ee, Ekim ayında doğmuşum. Ee, küçük yaşlardan itibaren annem sağ olsun. Ee, annemin müzikal zevkiyle, benim müzikal zevkim birbirimize yakındır, oldukça yakındır. Hı hı. Ee, sıkı bir Elvis Presley hay, hayranıdır kendisi. Harika. <laughs> ee, o zamanın e, dünya üzerinde hit olmuş, o zamanın dünya üzerinde tanınmış şarkılarını dinletiyormuş bana. Ben bebekken hı hı, bile. Hı. Sonrasında e, bu kültürü alarak büyüdüm. Tabii bunun üzerine kendim de bir şeyler katmaya çalıştım. Mutlaka. E, Anadolu içerisindeki o motifleri de eklemeye çalıştım. Müzikal anlayışım haddiyim. Ne kadar becerebildim bilmiyorum tabii ama böylelikle bu e, müzik müziğe bakış açım bu şekilde hı. gelişti benim. Ee, uzun yıllardır da sahnedeyim. Uzun yıllardır. Uzun gerçekten. yıllardır. Uzun yıllardır e, Birçok işte hayat, işte yaşamın sizi götürdüğü yerler çok farklı olabiliyor biliyorsunuz. Hı -hı. o yüzden hiç şimdi az... Kısa bir süre önce birlikte yaptığımız gibi böyle bir single, bir albüm çalışması yapamamıştım Hı -hı. tek başına. Fakat şimdi nasip birlikteymiş. Bizim çocuklarıymış. <gülüyor> Harika. <gülüyor> Birlikte e, çalışmakmış kısmet. Peki biraz Alistair al Hocam Güneş'i tanıyalım isterseniz ha. ve ne kadardır bir birlikteliğimiz var? Onu da hemen öğren, öğrenmek istiyorum. Ben önce sizden. bizden başlayalım o zaman. Tabii ben bir bak. yıldır Olur. neredeyse çalıyorum bir yıldır. burada. Hı -hı. Daha önce başka bir arkadaşımız çalıyordu. Bir yıldır Hı -hı. beraber, Bir yıldır aktif bir şekilde sahne. Evet Merhaba selamlar. De. <gülüyor> <gülüyor> Emre'ye de Eski de olduysa. Bu şekilde ben de 88 Ekim Doğumluyum. Aynı hı. şekilde aileden gelen bir yatkınlıktan. Babam bağlama çalardı, annem Türkü söylerdi. Oradan gelen evin içinde olan müzikle beraber yoğrulup lisede davulun başına oturmakla başladı bu hikaye. Yaklaşık 15 yıl falan oldu davula başladı Yani o davulu vururken olan e, hareket. Hı hı. O çok farklı bir duygu galiba. Yani daha bedensel güç gerektirdiği için. Evet. E, tabii ki de efor yani. Tınısı özellikle Tabii ki de yani Bir gitaristten daha çok hani efor öfkeyi sunmak. Hı hı. durumunda öfke konu. Tabii tabii yani içindeki <laughs> öfke artık varsa o bir Sen benim arkamda öfke. <laughs> Sizden öfkemizi, müziğimizle beraber yansıtıyoruz dışarı. Daha rahat oluyor. Davul davul dövmek diye bir tabir var zaten bu hı hı. manada da. Ben özür dileyerek. davulun sesinin Uzaktan hoş geldiğini tekrarlayayım size. O kesin evet. net bilgidir. Yakın yani. kötü mü? Evet. Çok kötü. <laughs> Emin olun ki. Tek başına olmayacak. gerçi şu var. Müzik bir evrensellik içeriyor. Evet. Her tür müziğin insanın içindeki yeri bir farklı, bir Tabii ayrı. Ki. Yani o motiflerin hani biraz önce söylediniz ya. O motiflerin sizin yaptığınız müziğe etkisi, katkısı, muhteşem bir birliktelik sunarak onun getirdiği sonuç çok daha hoş, bizler için uh -huh. e, çünkü Türk kültürünün, Türk e, melodisinin ve motiflerinin e, işte orak e, rakı kattığı Müziğin içine yani uh -huh. girdiği uh -huh. zaman çok e, güzel örnekler ortaya çıkabiliyor. Çok. doğru söylüyorsun e, bazen hani yabancı ülkelerde yapılan müzikleri bizim müziklerimizi yaptıklarını gördüğümüzde senfonilerde mesela uh -huh. inanılmaz güzellikte bir e, evrensel müzikle karşılaşıyoruz ki hani küçümsediğimiz bazı motifler asla değil Kesinlikle. inanılmaz değerler var. E, bütün müzik yapanları hangi türde olursa olsun e, saygıyla anıyoruz. Tabii ki. Evet. Sen nerede kaldın? Öfke diyordun. Öfke işte. evet. <gülüyor> 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 ya, Yok, öfkeden Öfke. öfkeden. Öfkeden ziyade o hani şey gibi çok basit anlatım olacak ama günlük hayatın stresini evde oturup çiğdem çiğdem televizyon izlerken değil de davulun arkasında atarken daha verimli oluyor çünkü bitiyorsunuz bir süre sonra. Üç saat davul çaldıktan sonra öfke öfke kalmıyor. Ertesi güne daha rahat <gülüyor> <gülüyor> başlıyorsunuz davula. Aslında ciddi bir el-göz koordinasyonu davul tabii değil mi? Tabii ki de yani bütün uzuvlarınızı kullanarak müziğe eşlik etmeye çalışıyorsunuz. Aynı zamanda dinlemek zorundasınız. Karşınızdakini, çalanları, Hı -hı. onlara karşı sorumluluğunuz da var. Hepsi için Hı -hı. geçerli tabii bu dediklerim. Beraber bir şey yapınca ortaya, onun verdiği öfkenin dışında kalan kısımda keyif oluyor, mutluluk oluyor. Hı -hı. Bununla beraber sahnede olmak tabii ki de büyük bir ayrıcalık hepimiz için. Peki sahne ne anlatıyor bize? Yani çıktığınızda sahnede nasıl bir duygu bu? Dediğim gibi çok uzun zamandır sahnede olduğum için ben e, aslında tabii ilk zamanların o heyecanı biraz törpülendi diyebilirim. E, kendi adıma konuşursam eğer. Çünkü insan alışıyor bir müddet sonra. Fakat yine o heyecan, müziğin müziği kendini ifade etme aracı olarak kullanabilme fırsatı hı hı hı. her zaman sizin yanınızda oluyor. Ve bu dediğim gibi küçük de olsa bir heyecan katıyor. Hı hı. Artık işimiz yani. Doğru. Çünkü haftanın 3 ya da dört günü bir sahnedeyiz. Hı hı. Konserlerimiz oluyor. Ee, şehir dışına gidiyoruz, geliyoruz, festivallerde yer alıyoruz, hı hı. Ee, dediğim gibi konserlere çıkıyoruz. Bu artık işimiz ve bunu e, artık kanıksadık, hı hı. demek istediğim o. Ama yine de o insanları sizi bekleyen, sahnenin karşısında sizi ne yapacağınızı düşünen, acaba bu, bu akşam ne çalacaklar hı hı. ya da bu akşam nasıl çalacaklar, nasıl söyleyecekler diye düşünen insanları görmek bu küçük heyecanı tetikliyor diye düşünüyorum. Hey. Peki ki program başlamadan önce hmm. biraz sohbetini yaptık aslında. <laughs> evet. Biz kendi müziğimizi yapıyoruz, bizi mutlu eden müziği yapıyoruz ama bunun dışında da bizi izleyenleri de mutlu etmek zorunluluğu biraz zor gelmiyor mu? Şimdi ya da bu konuşayım? konuda ne yapıyorsunuz? İkimiz de konuşalım. konuşalım. Senin de fikrim var, benim de fikrim bah, var. Hep o beraber zaman... konuşalım. Sıra ben başlayalım. Ya aslına bakarsanız şöyle, aşağıdaki dinleyen insanların mutlu etmek için müzik yapmak diye bir durumda var. Böyle müzik yapan insanlar da var. Kendini mutlu etmek için müzik yapan insanlar da var genelde hı hı. evlerinde. Hı hı. Bunun arasındaki ince bir alan var. İnce Bunu bir çizgi değil mi? sonra sahnede başarılı olmaya başlıyorsunuz zaten. Biz de onu yakaladık deyip şeylik yapmayalım şimdi ama yakaladık. Yakalamaya çalışıyoruz diye. Yok yakaladık. Onun üzerinden gittikçe daha rahat ediyorsunuz sahnede çünkü. Aslında zaten sanırım e... Bir tek sahnenin izleyenleri mutlu eden müzik tarzını yaparsak galiba biz mutsuz oluruz. O konuda haklı olduğunuzu düşünüyorum. Çünkü e, sanat her şeyden önce insanın kendini ifade biçimidir diye yani. düşünüyorum. Eğer kendinizi kendi istediğiniz şekilde ifade edemiyorsanız... Hı hı. O zaman yani e dediğiniz zaten, gibi mutlu olamazsınız. Evet zaten insanın böyle. söylediği şarkıyı sevmeyerek söylemesi her konuda olduğu gibi sevmediği sevmeden yaptığı bir iş gibi değil mi? Ya, ya zaten karşınızdaki insan anlayacaktır onu. Sizi Yansıtırız, dinleyenler tabii mi? Yansır. mutlaka. ya Hiç kaçarınız yok. O kadar iyi rol yapamazsınız. <gülüyor> mutlaka mutlaka. <gülüyor> Yapıyorsanız oyunculuk yaparsınız zaten. Sen de şarkı söylemeye çalışmazsınız. Ya oyunculuktan da çok farklı. Oyunculuk o oyunculuk hakkında da üç beş fikrim e, olduğu tabii. için e, söylüyorum. Oyunculuktan da çok farklı. Çünkü Hı -hı. orada oyunculukta vermeniz gereken duygu bellidir. Hı -hı. O duyguyu vermelisinizdir ve ona göre rol yaparsınız. Bunda öyle değil. Evet. Eğer söyleyeceğiniz şarkı size bir şeyler hissettirmiyorsa, sizin kendinizi ifade etmenize izin vermiyorsa hissedemezsiniz o şarkıyı. Evet. Anlatabildim mi? Evet, o yüzden Evet. evet. Tabii canım. Yani bazen çok güzel sesler vardır ama içten söylemediği için o sesin o güzelliğini karşıya yansıtamaz değil mi? İşte anlamışsınız Böyle bir benim de şey. demek evet. istediğimi evet, evet. çok iyi Sanırım öyle evet. algıladığımı düşünüyorum. Evet. Peki müziğin dışında neler yapıyoruz? Yani Yiğit ne yapar müziğin dışında? Ne yapar? Yiğit ne Yiğit vatansever neler yapar? Neler yapar? Ee, bir oğlum var ellerinizden öper. 12 yaşında kendisi. Onunla ilgilenmeyi seviyorum. Hı hı. Genelde küçük bir stüdyom var evimde, hı hı. E, ben aynı zamanda e, konuşmacıyım da. E zaten belli değil mi izleyenlerimiz? <laughs> e, o Davudi diyebileceğimiz muhteşem bir ses <laughs> e, var. Teşekkür Konuşurken ederim. bile insanı böyle dinlendiren, e, o, o nice. güzelliği veren bir ses. Sağ olun, teşekkür ederim. E, dediğim gibi müziğin dışında evde küçük bir stüdyom var. E, seslendirme çalışmaları yapıyorum, <laughs> ee, kitaplar okumaya çalışıyorum, sesli <laughs> kitap çalışmaları yapıyorum. Böylelikle işimi yani çalışıyorum, gündüz de çalışıyorum. Aynı zamanda dediğim gibi oğlumla okuluyla ilgileniyorum, <laughs> evimizle kedilerimizle ilgileniyorum. Kedilerimiz var. <laughs> e zaten e, müzik yapan insan ya da bir sanat dalıyla uğraşan insan. E, İnsancıl bir taraf biraz neif oluyor ve o kediler, hayvanseverlikler, severlikler, bitki severliklerle birlikte yürüyor galiba. Ben öyle düşünüyorum. Ya, kısmen. Kısmen değil. Kısmen. kısmen. Kısmen ya <laughs> benim için en azından. Var mı bir e, hayvanımız ya da böyle bir? Ya ben özel köpekleri bak çok severim ama yani evimde öyle bir imkan olmadığı için. Tabii Zor. Bir Evde köpek oluyor. bakımı gerçekten çok çok evet. zor. Bir dönem bir 6 ay kadar edindim ama dedim olmuyor. Hayır. Ben de onları hep edinen arkadaşlardan görüp hep uzaktan severek. Peki <laughs> Alusta Hocan Güneş ne yapar? Müzik dışında. Ben grafik tasarımcıyım bir yandan Oo, da. Harika. Görsellik üzerinde uğraşıyorum. Hı -hı. Bir yandan da bunu yapıyoruz. Yiğit abiyle beraber çalışmalarımız da var. O seslendirmeleri... Abi dene, derken. Jinglin, Yiğit <laughs> Bey. <Beyine>. şaka <laughs> O seslendirme yaptığı işlerin bazen jingle'ları oluyor. Beraber kaydedip gönderiyoruz. O oh, bu kadar aktif ne, ne kadardır müziğimiz var? Kaç yıldır? Neden müzik sonra? Ya birlikte bir yıldır sahnedeyiz. Onu biliyorum onun ama onun dışında... Onun iki dışında... yıldır beraberiz. Ben 10 yıldır Yiğit abi dinliyorum. 10 yıldır. Hı hı. 15 yıldır da işte dediğim gibi davulun arkasında bir şekilde ifade etmeye çalışıyorum. Başkalarının müzikleriyle, kendi müziklerimle, kendimi. Hepimiz birbirimiz aynı şekilde. Hayatımızı müzikle kazanıyoruz. Evet. Değil mi? Yani bazen e, müziğin yetmediği yerler olabiliyor çünkü gerçekten müzik e, hayatı kazanabilecek kadar bir getirisi olmayan maddi imkanlar sunamıyor. Ya, duruma Bu göre anlamda... değişiyor tabii o kişiye göre duruma göre değişebilir. Yani biz çok iyiyiz ya da çok kötüyüz deyip acındırmamıza da gerekiyor kendimizi. Sadece yapabildiğimizde mutlu bir şekilde ilerlemeye çalışıyoruz. Yoksa çok olumsuz bir yanı yok, çok da olumlu bir yanı yok. Aslında insanın mutlu olduğu ne neyse, onu en iyi şekilde götürmesi ve sunması sanırım Tabii. hayatın ana kökenini oluşturan endeksimiz olsun. o. Çok büyük paralar hiç bir zaman geçiyor. zaten e, az önce konuştuk e, üzerinden geçtik diyeyim. Ee, sadece kar bizi dinlemeye gelenler mutlu olsun diye yaptığımız bir müzik yok. Öyle olmuş hı hı olsaydı hı hı zaten hı. ticari olarak bakıyor olurduk müziğe. Evet. Biz ticari bakmamaya çalışıyoruz. Hı hı. Biz e, bizim gibi hissedebilen insanlarla müziğimizi paylaşmayı hı hı. tercih ediyoruz. Tabii ki diğer müzik türlerine ve yapılan müziğe de saygımız sonsuz. Hı hı. Tabii ki mutlaka ama bizim tercihimiz bu yönde. Evet. Dediği gibi de hani devasa miktarlarda paralar kazanmamak. Kazanmak söz konusu değil ya da ne bileyim tamamıyla çok az geliri olmak da söz konusu değil. İdare. <laughs> Efendim İdare. <laughs> yani o, e, evet. o değil mi hayatın ana kökeni o değil mi? Mutlu olabileceğimiz güzellikte ve hayatımızı devam ettirebilecek ölçüde evet. bir e, rakamsal boyut ve esas önemli olan şuraya getirdiği huzuru ve mutluluğu verebilmesi. Kesinlikle. Çok fazla e, maddi imkanların oluştuğu ve bizi huzursuz eden bir ortamdan tercih sanırım Aynen yaşamda e, az, öz ve huzur, mutluluk, sevgi, barış. Yoksa herkes değil başka mi? işlere yönelebilirdi yani. Daha çok para kazanmak için yöntemi hepimiz biliyoruz. Mutlaka. Ama kafamızın dinginliği e en önemli şey o huzur. galiba. Daha önemli. Azıcık aşım ağrısız Az, başım. Kesinlikle. Ne <laughs> güzel evet, söylüyoruz. Evet onu başta söyleseymişsin. Değil <laughs> mi bu kadar şey yapmaya gerek yok. Şimdi ben doğuşu buradan söylemeden geçemeyeceğim. Doğuş gelmediğin için sana çok gırıldım. Biz de. Evet. <laughs> Siz neden? Gel <Gerçekten. gülüyor> sevmiş Evet biz bugün burada müzik de yapacaktık değil mi? Ancak evet, yan benim... çizilmiş galiba Yok hmm. o sanırım benim e, Öyle Yüzümden mi? oldu e, Hafta sonu biraz rahatsızdım Bilmiyorum şu anda da belki sesimden duyuluyordur Yok fark o kadar güzel bir davidi ses evet, var ki Yani e, yok Hiçbir rahatsızlık e, belli değil Gitarlarımızı getirecektik Alusluğa Hatta hafta sonunda e, çalışalım diye düşünüyorduk Ama ben e, cumartesi gecesi sahne programımızda biraz yüklenmişim galiba. Yorulmuş sesim sağ Geçmişler olun. Teşekkür olsun. ederim. O yüzden şimdi burada şey, kulaklarınızı rahatsız etmek <laughs> istemedim ben. Ben kesinlikle rahatsız olacaklarını düşünmüyorum izleyenlerimizin ama madem canlı yapamayacağız. Hı hı. yine de sizden bir klip yaynlayalım ne dersiniz yani daha çok önceden mutluldur. çekilmiş evet, evet. E, en azından bizi izleyenler için de e, onların kulaklarının tasını silebildiğimiz ne ve mutlu. sizi de dinleyebildiğimiz bir klip. Teşekkür Hadi ederiz. bakalım klipimizi izleyelim. Uzlaşmış insanlar içinde. Bak ya kaldın. Doğru bildiğin yanlışlarla kendini düşmanlar yarattı. uğraşırsan o kadar batarsın Yarattığın simsiyah karanlıktan yine kendin çıkacaksın Evet, çok güzel bir klip izledik. Nerede yapıldı bu klip? Ee, İzmir Havagası Fabrikası'nda çekildi bu klip. Hı hı. Ve çok da güzel oldu diye Güzel bir durumda. klip gerçekten. Evet. Ortam ee, çok güzel zaten. Yani. Ne anlatıyor? Ee, Sözlerini işte, özellikle anlamaya çalıştım ama bir de sizin sesinizden e, alalım mı? sesinizden. Evet. <laughs> Tekrar benim sesimden. Evet. Ee, Çünkü konuşma sesiyle şarkı sesi çok farklı. Evet o konuda da zaten oldukça <gülüyor> şaşırtıyormuşum <laughs> bizi dinleyenleri. Ee, sözlerin tamamını söylememe gerektirecek Hı -hı. bir durum yok diye düşünüyorum. Tabii. Dinleyenler oradan Amman tekrar var. dinlesinler diye. <laughs> Peki. Ama e, yaşadığınız zorluklar, karmaşa, sinir, Hı -hı. stres, Hı -hı. yorgunluk, karşılaştığınız problemler karşısında Hı -hı. yenilmeden, Yere düştüyseniz bile kalkıp yeniden başlayabilmeyi anlatıyor şarkı. Bu biraz e, kendi yaşamımdan e, alıntılardır aslında bakarsanız. Aslında çok güzel. Evet. Teşekkür ederim. E, yani hatta pozitif yaşamla da çok e, uyumlu oldu diye düşünüyorum. Kesinlikle. kesinlikle. hiçbir şekilde pes edilmemeli hayatta diye düşünüyorum. Yani pes edersek evet. zaten kaybetmiş oluyoruz. Yoksa kaybettiğimiz şeyler, kaybettiğimizi düşündüğümüz şeyler o kadar da büyük kayıplar değil. Evet. Hayatın kendisini kaybetmedikten sonra. Hı hı. O yüzden e, işte yaşanılmışlar var, e, var falan var filan var <laughs> <laughs> çok da e, şey yapmadan ayrıntıya girmeden hayatın kendisi insanların yaşadıkları karşısındaki duruştan bahsetmeye çalışmıştım ben bu sözleri yazarken. Sonra hep birlikte testesinde hmm. yaptık. Birlikte yaptınız, harika. Hep birlikte yapıldı. Evet. Aslında ben bu şarkı sonrasında hep söylediğim bir cümle vardır. Danışanlarıma da bunu ifade etmeye çalışırım. Hayatta ne olursa olsun mutlaka o kapının kapanması gerektiği için ve daha güzel kapıların açılabilme olasılığı için o kapıyı kapatıp neden kapatıyoruz neden kapandı diye üzülmekten çok yeni kapıya odaklanıp o kapıların güzelliklerini görmek gerektiğini evet, düşünenlerdenim. Ee, evet bu parçada tam da onu anlatan harika bir içerikle e, bizim programımıza uyum sağladı diye düşünüyorum. Kapı açtı ne de diyelim mi? Kapı açtı. <laughs> kapı açtı. Güzel Bravo. bir kapı açtı. Doğru, doğru. İşte o güzel kapıyla birlikte sizler de bizim konuğumuz oldunuz. Ne mutlu. Ee, ne peki. Mutlu. Çok da güzel bir klip olmuş, çok da güzel bir proje olmuş ama yeni yeni projeler de vardır değil mi? Tabii. Hedeflerimiz neler, amacımız neler? Mutlaka tabii kariyer olarak bir müzisyen olarak çok çok iyi yerlerde olmayı isteriz tabii ama mutlaka e, bir geleceğimiz de olsun. Tabii yani planlarımızı yaptık önümüzdeki bir yıl içinde. Hı -hı. Bu izlediğiniz klip yeniden başta. Zaten arpej yapımından. İlk klip değil mi bu? İlk klip arpej yapımından yayınlandı. Birkaç gün evet. önce geçtiğimiz gününde. Onun aynı şekilde, aynı firmayla da önümüzdeki yıl içinde bir iki single da sonra albüme çevirmeyi düşünüyoruz. Harika. Bu işlerimizi, bestelerimizi değerlendirdik bir şekilde. Konserlerimiz olacak yazın. Henüz daha belli değil ama bu yaz Hı -hı. sürecinde planlarımız var. Sonbahara doğru bir senfon orkestrası ile beraber İzmir İzmir Devlet Senfoni Orkestrası ile birlikte semfoninin. yapmak istediğimiz küçük A, bir şeyimiz var. Güzel bir proje <laughs> bu galiba. Evet, detaylarını belirliyoruz şu anda. Şimdi evet detaylar konusunda adımlar atmaya çalışıyoruz. Hı hı. Ee, çok sevdiğimiz sevgili dostumuz Eren Başbu Amerika'da eğitim gören evet. çok da değerli bir müzisyen. Gerçekten Türkiye'nin yetiştirdiği çok önemli bir müzikal değerdir kendisi. Amerika'da eğitimini devam ettiriyordu, bitirdi değil mi? Bitirdi, bitirdi. Ee, şimdi de orkestrasyon, orkestra şeklinde. Hmm. Beraber çalışacağız muhtemelen. Evet, e, çok sevdiğimiz samimi bir dostumuzdur. Muhtemel birlikte çalışma <laughs> e, ihtimalimiz var. Bakın sen devam et. Evet. <laughs> ben heyecanlandım <laughs> senfoni <işine. gülüyor> Ya, Senfoni işi herkese heyecanlandı evet, tabii evet, ki. Evet, çok güzel. Böyle piyandlarımız var işte yani önümüzdeki yılı verimli bir şekilde doldurup insan işte o zaman çok gurur duyacağız. Bize diyeceğiz ki <laughs> programımıza konuk etmiştik. Bir zamanlar <laughs> biz işte yine, yine gelirsiniz. Yine gelirsiniz. O ayrı ama işte o e, gerçekten olmanız gereken o yerlerde olduğunuz zaman biz de sizlerle işte biz efendim deyip gurur duyacağız. Başlangıçta da buradalar diye düşüneceksiniz. <laughs> evet. Aynen öyle diyeceğim. <laughs> Sağ olun. E, gerçi gerçekten tanınmış bir grup güzel yerlere gelmesini hak eden bir grup tamam. e, mutlaka insanlar müzik yaptığında e, çok duygusal oluyorlar. Duygusal insanlar müziğe doğru kayıyor e, ve o naiflikle birlikte e, topluma vermesi gereken mesajlar yerini buluyor. Hangi müzik türü olursa olsun evet. gerek sözleriyle gerek e, müzik ritmiyle e, verilmesi gereken sosyal projelere de adım atılmış oluyor. Aslında bu bir sosyal proje. Ne olursa olsun verilen sözler ve mesajlar insanların olması gereken duygu ve düşüncelerini sizler aracılığıyla Bizim yansıtması. anlattığımız şeyleri insanlar dinleyip kendilerince yorumluyorlar. Aslında bakarsanız bu bizim misyonumuz değil ama bu üçüncü kişiler bunu dinlediği Hı -hı. zaman kendilerini ne elde ediyorlarsa bizim içinden onu benimseyip hayatlarına devam ediyorlar. Yani biz böyle bir şey yaptık ama bunu bir katil dinleyip yine yetiştirebilir, çok duygusal bir insan dinleyip hayatında yaşadıklarına şükredebilir. Onların elindeki bir durum. Doğru. Biz de elimizden geldiğince doğru yansıtıp kendi düşüncelerimizi Hı -hı. insanların dinleyici, dinlemesine vesile olmaya çalışıyoruz. O kadar. Ama verdiğiniz sözler bile e, orada gerekli mesajı algılayabilen insan için çok çok özel. Tabii ki de. Evet. Da... Değil mi? Yani yazarken değil belki ama <laughs> sonra dinledikten sonra farkına. Evet evet. Aa güzel olmuş. <gülüyor> <gülüyor> evet. İnsanlar işte dediğim gibi ne yapıyorsanız yapın. Neyle meşgul olursanız olun. Nasıl bir hayatınız olursa olsun. Vazgeçmemek. Hayatı sevmekten. O hayat sevincinden vazgeçmemek gerekiyor diye düşünüyorum. Pozitif yaşama evet, gelmişken. Böyle... Ee, evet, evet. Bu arada şarkı hakikaten ona mı? E, mesajlar var Benim programımda. Biz özel evet. yapmışız böyle... gibi oldu bu şarkıyla. Ee, evet, değil ama mi? Ama <laughs> gerçekten böyle oluyor. Çok ilginç bir konu. Ama benim programıma gelen e, program konuklarım mutlaka yaşama ya bir adından kaynaklı ya benden kaynaklı ya da hep birlikte ona doğru adım atıyoruz. Pozitif olduğunuz içindir pozitif enerji kendime mi e, pay çıkarayım yani e, çok tabii teşekkür çok ediyorum ama gerçekten programa uygun konularda konuşuyoruz o da beni gerçek çok çok mutlu ediyor. E, bu arada e, hayatta yaşadığımız insanlar müzik e, konusunda bizi destekliyor mu? Eşim mesela, mesela ailem çünkü e, bazen bazı kategoride Ailelerimiz bize ket de vurabiliyorlar. Ee, şöyle diyeyim, tabii yüzyıllar öncesinden <gülüyor> <gülüyor> bahsetmeye evet. gerek yok ama eşimle tanıştığımız, 2000, e, 2001 yılının Şubat ayıydı yanlış hatırlamıyorsam. <gülüyor> <gülüyor> Bir dakika yanlış hatırlamıyorsam, yok. Şubat ayı. Hı. Şubat ayında tanışmışlığımız var. E, eşimle tanıştığımız günden bu bugüne hiçbir zaman ama hiçbir zaman, müzikal kariyerime engel olmak hı hı. söyleyeyim ya da işte ne bileyim müzikal kariyerimin durmasına neden olmak gibi herhangi bir davranışta bir telkinde bir sözde bulunmadı. Harika. Her zaman destek oldu. Destek ol. Evet, her zaman olduğu gibi ona da çok teşekkür ediyorum bundan. Hep hep destekti ne güzel, her Ne güzel, ne güzel, ne güzel. O yüzden müteşekkirim kendisine Harika. özellikle şimdi. E, diğer taraftan da yani annem babam veya hı hı. diğer arkadaşlarım da hiçbir zaman o konuda biraz şanslıyım. O hı hı. konuda şey yapmayacağım. Çok iyi. Bana engel olmaya çalıştılar <laughs> ama ben <laughs> yok ben destek gördüm ya yani. <laughs> o konuda iyiydi. hiçbir sıkıntım olmadı. Ee, belki biraz kendi tembelliğim olmuş olabilir. Daha çok çalışabilirdim <laughs> diye. Şimdi günah çıkartıyorum <laughs> Tabii. burada. Daha çok çalışmış olsaydım daha ne fazla şey ne üretebilir miydim acaba? Bilmiyorum ne yapılabilir. Yapılabilir. Olsaydı yapılırdı mi? zaten. Ne diyorsun? Tabii tabii. Belki daha çok çalışıp daha fazla şey üretebilirdim. Ben acaba ya bu bir pişmanlık değil ama yapabilir miydim diye sorguluyorum. Kendimi. Bence öyle bir sorgulama olmamalı. Gerçekte eğer yapılabilseydi yapılırdı... E... Eğer yapılmadıysa bunun mutlaka bir nedeni vardı. Nedeni var? Çünkü Tabii o kadar rahatım. çabalamanın, <gülüyor> <gülüyor> o çabalamanın sonucunda çabalarının sonucunu almama gibi bir e, negatiflik oluşabilirdi. Bence olması gerektiği kadar yapmışız gibi. Oh, oh rahatladık. Rahat rahat şey Hep var, beraber rahatladık. Çok oldu. <laughs> Peki sizin için nasıldı? Yani benim eşim yok ama hani ailemden destek. Evet burada bekar birisi var efendim. <laughs> Evli dilim manasında söylüyorum. Evet ben, ben de onu söyledim Hı. zaten. Yani. <laughs> bekar bir müzisyenimiz var. Şöyle oluyor ki yani bu aileden <laughs> ya da herhangi bir yerden köstek zaten mümkün değil ailem. Zaten Hı -hı. kendisi de müzikle uğraştıkları için hep desteklerler. Çok Hatta güzel. Hatta beni daha böyle konservatuara göndermeye çalıştı annem. İşte ben beceremedim Hı -hı. sınavlarını halledemedim. <laughs> beceremedim ya. Ne sınavlarda kaldım. Biraz zor. Çok gerçekten o sınavlar ciddi zor. hem zor hem de zamanı değilmiş işte deyim gibi ben çünkü hı. sonradan grafik tasarım okuduğumda edindiğim bilgiler müziğe dair zorlukları çektiğim şeyler daha öğretici oldu bana. Okulda öğrenemeyeceğim şeyler öğrenip geldim. Hı -hı. En kötü ihtimalle ben Yiğit Abi'yi dinlemeye başladım Bornova'da okuduğum için. Yani olmasaydı ben konservatörde okuyordu olsam muhtemelen Buca'da ya da artık Beni diğer okullar nerede? Denkerlemiş olurduk <laughs> yani. Bu vesileyle Yiğit abiyle tanıştım ben. Çünkü 17 yaşımdan beri Yiğit abiyi dinliyordum. Eski gruptaydı galiba. 7 17. Çünkü 7 sandım dedim abi. Evet. Yok 7 değil. 17. Yani yine tam abi sayılır. Yine ya. Ben liseden sonra Yiğit abi dinleyerek <laughs> hep böyle bir yerde çalıyorsa hemen. Peki tanışmak için bir gayret mi sarf ettin? Gayrete gerek yok kalmadı değil Tuğru, mi? Çünkü zaten o söylediği zaman ben hep en önde oluyordum. Ve beni görüyordu ister istemez yani. Zaten kocamanım da. Ondan <laughs> <Kocamanımda>. hiç sıkıntı <sükürtü gülüyor> da olmuyor yani. Şimdi Hiçbir bir şey soracağım. Kocaman deyince bateri zaten bir spor gibi. Neredeyse evet. Yani bütün... Çok ciddi efor sarf ettiren bir Tabi tabi yani olay. ben programlardan sonra perişan bir şekilde eve gidip tabii. zaten ıslak olan kıyafetlerimi değiştirip kurlarını giyiyorum yani. O <laughs> eforun Havuza girmiş gibi oluyor Zuhal <laughs> Hanım. Evet. Yani. Her e, sahne performansından sonra böyle kalkar sahneden <laughs> bir şey davulun arkasında. Mecburen o kadar çok efor sarf edince bir de bizim çaldığımız şarkılar da hani düşük tempoda çalınıp işte eğlendirebilecek şeyler değil yani aşağıdakiler 10 harcıyorsa biz 15 harcayıp aşağıya <gülüyor> <gülüyor> enerjiyi vermeye çalışıyoruz ve bu da tabii ki de bizi Yoruyor ama tabii bundan pişmanlık ya da sıkıntı duyduğumuz yok. Aklıma bir soru geldi. Genelde bateride ve gitarda çok fazla bayan görmeyiz. Neden? Hiç e, düşündünüz mü? Gitarda daha çok görürsünüz aslına bakarsanız. Ama he. yani yine de çok az. Bateride hemen hemen hiç yok var mı? Yurt dışında var. çok var. var. Yurt dışında çok var, Türkiye'de de Türkiye'de var. de var. Hı -hı. Ee, İzmir'de de var arkadaşlarımız. Var, var mı? Şu Hı -hı. anda aklıma isimleri gelmiyor ve özür diliyorum kendilerinden ama var. Ee, çok sık olmasa da tabii ki, yani çok genel, lazım, genele yani. bakıldığında Hı -hı. belki yüzde ondur. Ama yani yüzde ya yani, beştir belki. Ama o yüzdenin kadın erkek müzikteki rolüyle alakalı değil, hayattaki rolüyle alakalı A, olduğuyla Hı -hı. bir sıkıntı var. Yani şey demek gibi şey bu, kadınlar niye müdürlük yapmıyor demek gibi bir şey. Yapabildikleri yerde var oldukları zaman Hı -hı. genelde değer ya da görüyor. Ya tercih ettikleri. Tabii ki yani. Bu çünkü tercih, tercih de meselesi. Yapamadıklarından değil tercih ettikleri için. Çünkü tabii. biz eve saat 4'te dönüyoruz, 5'te dönüyoruz mütemadiyen. 12'de Aa, başlıyor evet. mesaimiz. Çok Buna zor. Buna mesai olarak bakacaklar. Bunu herkesin zor. yapabilmesi zor. Ya erkek bünyesi, kadın bünyesi bu da şu anda tartışılacak Hı -hı. bir şey değil. Hı -hı. O yüzden tercih edenler var. Çok da güzel çalanlar var. Takip ettiğimiz insanlar zaten var. E, baktığımızda çok da fazla müzisyen var değil mi? Ne iyi ki var evet. Evet, evet. çok güzel. Çok güzel gerçekten öyle. Müzik evrensel ve e, gerçekte e, yapıldığında insana çok büyük değerler kazandırıyor. O müzisyenlere yeni yeni gelen, gelmekte olan müzisyenlerimize... Son olarak neler öneriyorsunuz? Çünkü programımız bitti. Aa, daha yeni başlamıştık. Evet. Yeni evet. Ee, hadi al. Ben yani. sana katılıyorum diyeceğim. Çünkü ben bir şey, bir şey önerecek <laughs> kadar. Bir şey söylemedi henüz. İşte söyleyince katılacağım. Ha katılacak. Ben tamam. Ben katılacağım. Tamam peki. Ee, dinleyeyim. <laughs> Güzel. Ee, şöyle. Dedim ya az önce siz her ne kadar beni rahatlattıysanız da. E, tembellik yapmayın. Şimdi her şey çok kolaylaştı. Hı hı. Yani e, internet yaşamımıza girdikten sonra her şey o kadar kolaylaştı ki, hı hı. E, o kadar kolay değil aslında bakarsanız. Her şeyin hakkını vermek gerekiyor. Hakkını veremezseniz, hı hı. hakkını verecek kadar üstüne düşmezseniz, onu bir tutku, bir aşk haline getirmezseniz ve onun için yeterince çalışmazsanız yeterince başarılı olamıyorsun. Kendinizi görmek istediğiniz yerde bulamıyorsunuz. Her şeyde olduğu gibi. Evet. evet. Ya bundan daha başka söyleyecek pek bir şey yok. Çünkü müzik nankördür. Ee, hı hı. şarkı söylemek nankördür. Evet. Sesinizi kaybedersiniz, unutursunuz söylemeyi. Hı hı. Çalgı çalmak, enstrüman çalmak nankördür. Hı hı. Ee, rahmetli Avni Anıl Babamız diyelim, Ezgi Anıl Bizim çok sevdiğimiz, çok saydığımız çok Hı. da iyi bir müzisyendir. Kendisi gitaristi Uzatıyorum, farkındayım çok kısa şey hemen hayır. bitireceğim? Yok, ee, hayır hayır. hayır. Gün... Seve seve. Bütün ekranlar. <gülüyor> <sizin>. <gülüyor> aman <olun>. aman efendim. <gülüyor> <gülüyor> ee, bir gün oturuyoruz karşıya kadar oturuyorduk, çay içiyorduk. Ben gideyim içeyim dedi. Hayırdır abi dedim, otur bir çay daha içeriz falan. Hı -hı. Yok dedi, çalışmam lazım dedi. Flamenco gitarcısı kendisi ve dünyaca ünlüdür. Hı hı. Ee, abi dedim ne olacak ya? Yiğit dedi. Bir gün çalışmazsam dedi hı hı. Hı hı. ben bilirim onu. Ama iki gün çalışmazsam dedi sen onu bilirsin. Senin bilmene hiç ihtiyacım yok dedi. <laughs> Anlatabildim Aynen. mi? İkinci gün çalışmadığım zaman o artık fark edilebilir bu adam çalışmıyor demektir hı hı. falan. Aynen. O yüzden e, çalışmak lazım. Genç arkadaşlara tavsiye, hı hı. buyurun <laughs> çalışmak haklı lazım. demiştim haklı olacağını. Evet, haklı. Sağ <laughs> olun. <laughs> evet, haklı efendim. Ne çabuk geçti değil mi? Güzel bir grupla program yaptık, Beyefendi grubuyla. Onların zaten tanınmış bu grubu. Sizlerle, o değerlerle tanıştırmak benim için de büyük keyif ve büyük onur oldu. Ee, teşekkür ediyorum tekrar geldiğiniz ve e, stüdyomuzu şenlendirdiğiniz için demutlu. güzel yüreğinizde çok teşekkürler. Sağ olun, ne mutlu bize. Sağ olun. Evet, Pozitif Yaşam programı her pazartesi olduğu gibi bugün de payına düşen kadar yaşadığı gülen yüzünüzle, sevgi, hoşgörüyle bütün hafta sizlerin olsun efendim. Sizleri kocaman öpüyorum. Hoşça kalın.